Bizim mahallemizde bir tane eski İETT otobüsünün trafo vardı. Korkunç bir bas ses çıkardı. Ben her sabah o trafonun yanından geçerken onu dinlerdim. İnanın içinden yüz binlerce ses çıkıyor diyebilirim. Pazarı da çaldım. Balık şeyi yaptım ben. Fish market yaptım mesela. Balık marketi. O sesler de İstanbul'dan var. Satıcıların sesi. Martı'nın sesini de koydum filan falan ama müzikle beraber. Ya bu müzikte bir şey olması lazım. Bu toprakta eğer yaşıyorsam, yani İstanbul'un sokaklarında çay içeceksem, o zaman İstanbul'dan, Türkiye'den bir şeyler olması gerektiği düşünüyorum. Trene binseniz ya da ne bileyim herhangi bir deniz sesi, bütün sesler, trafik sesi, araba sesi, insanların konuşma sesi, her şey o kadar etkiliyor ki sizi, sesle yaşıyoruz yani. Allah'tan sessiz bir yerde oturuyorum ama yine de şehrin gürültüsü zaman zaman rahatsız ediyor tabii. Bir parçanın başında Yahya girecek, arkasından da biz gireceğiz parçaya. Tam Yahya böyle aldı sazını, başlayacak. Krak 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 diye bir oradan bir sürü böyle Yahya durdu. Direkt yukarı kaldırdı saksafonu. Bir süre onlarla bir konuştu, atıştı. Seyirci böyle çok hoşuna gitti. Bu şimdi cazla çok ilgili bir şey. Çünkü her şeye açıksınız. Ya bence inanılmaz bir yer. Yani müzik yapmak için bulunmaz nimet İstanbul. Bence rengarenk bir şehir zaten. Her şey var. Her müzik var içinde. Sokağa çıktığınız zaman her şey var burada. İşte şurada Çınarlı Kahve vardır. Emirgen Camii'nin tam karşısında. O çınarların yaşları 200-300 yıllık çınar ağaçları. Yani beline çınarın elleriniz birbirine değmiyor. Bir gün de orada otururken bir melodi geldi aklıma. Hemen kahvemi şöyle içtim, hızlı hızlı geldim eve. Bir parça yazdım. Emirgen Çınarlı Kahve. İstanbul kakafonik bir müzik. Kaos. Çok güzeldi kaos çalmak İstanbul'da, yakışırdı. Tabii İstanbul'un çok büyülü bir
atmosferi var. Bu şehir herkesi çok çeken bir şehir. Buraya gelen caz sanatçıları İstanbul'dan çok etkileniyor. Ve daha sonra bunu bir şekilde kendi yorumlarına yansıtıyorlar. İstanbul'a özel besteler bile yapılıyor. I've written quite a few tunes that reflect my travels as a musician and an improviser. And one of the pieces we're going to play tonight is called The Golden Horn, which is inspired from being here in Istanbul. Bir grubun etkinliği içerisinde Çikore'ye gelmişti ve konserin sonunda seyirciyle bütünleşmek anlamında bir İstanbul parçası yaptığını söyledi. Bu İstanbul parçasını piyano tuşlarıyla değil, tamamen şeylerle, piyanonun telleriyle çalmaya çalıştık. İstanbul'un şöyle bir özelliği var. İstanbul'un partisyonu yok. Yani belirli bir yazılmış bir not alaması kesinlikle yok. Siz sıra size geldiğinde elinizdeki enstrümanınızla üflersiniz, vurursunuz, çalarsınız. Aynı böyle müzik aletleriyle, enstrümanlarla yapılan sololar gibi böyle küçük nüanslar vardır. Şu taşa ya da şu çukura girmemeye çalışarak yürümek gibi. Doğaçlama Türk müziğinde ve kültüründe olan bir şey. Zaten hepimiz doğaçlama yaşıyoruz. O yüzden bence bize çok uygun bir şey. Jazz musicians always be jazz fans all over the world. Dizzy Gillespie said, "We know each other when we see each other," which means he could go anywhere in the world, and you find somebody in the airport, anywhere, in a bookstore, anywhere, like jazz. And so when you put all those people in the whole world together, that's a lot of people. A lot of people. Bizde de bu müziklerle ilgilenen, bunları hayatın içerisinde bir şekilde yer veren, böyle bir zenginliği hayatında barındırmak isteyen çok iyi bir kitle var. Eskiden bu kitle bunu biraz kapalı devre yaşıyordu. Şimdi bunu biraz daha açık yaşıyor. İyi bir dinleyiciniz varsa iyi müzisyeniniz vardır. Bizde ikisi de var. Diyarbakır'ın bir köyünden benim bir öğrencim çıktı. Hocam dedi, biz dedi radyo 3 dedi dinlerdik. Yazın çok sıcak olur, damda yatardık. Yanımızda radyomuz vardı. Devamlı radyo 3 üzerindeydi. Ve biz diyordu bu şekilde klasik müziği ve cazı sevdik. Peki diyordum, sizi sevdiren olay nedir? Ne yakaladınız burada? Ben bunu merak ediyorum. Beni diyordu yakalayan çalınan müziğin samimiyeti diyordu mesela. Charlie Parker'ın söylediği bir şey vardı. Eğer onu yaşamıyorsan o senin sazından dışarı çıkmaz. Yani müzik çıkıyorsa bir tür vecd hali oluyor ve hani herkes bundan faydalı, hem çalan hem dinleyen. Benim için caz demek ki sadece müzik değil yani. Şimdi yaşadığın tarzı müziği de anlatmak. Caz sonuçta bir müzik türü işte, dinliyorsun. Ama yani çok değişik olduğu hemen anlaşılıyor. Başka müziklerden ayrılan bir sürü tarafı var. Dehşetli hani tüyler ürpertici icralar da var. Bir de duruş olarak yani farklı. Hep böyle klişe laflar ediyoruz ama öyle yani caz. Sonra çalanlara baktım, iyice böyle yamuk yumuk bir insanlar yani filan tuhaf. Yani duruyorlar herkesten. Böyle şeyler benim ilgimi çeker. Doğaçlama kısmı, adam akıllı, meşakkat, yazı, çizi, mühendislik istediği hem de sapına kadar kan, ter, gözyaşı var cazda. Öyle o çıkıp da işte lay lay lom çalınan bir şey değil ki caz. Bir insanın İstanbul'da gecenin 9.30'unda Taksim Beyoğlu civarında yer alan bir konsere ta Bakırköy'den, Kartal'dan ya da Tarabya'dan gelmesi için ne gibi bir neden olabilir? Öğrenciydim. İşte müzik dinlerdik. Ben Bakırköylüyüm. Ta Bebe'ye giderdik. İşte Ayşe Tütüncüler,
Tahsin Ünüvarlar orada çalarlardı. Çok kere oradan dönüş param olmazdı benim. Müziğin en büyük yararı, cazda da aynı şey var. Dinleyip anlamaya çalıştırırken sizi geliştirir. Ve sizin ruhunuza verdiği güzellikle de sizi daha olgun, daha mutlu bir insan yapar. Hüzünlü bir müziğin bile tatlı bir lirizmi vardır içinde. İnsanı ayakta tutan bir aksı vardır. Caz çok büyük bir çatısı olan, bütün müzik türlerini barındıran bir, ne diyeyim, bir çınar ağacı gibi. Yani yıkılmaz. O her şeye kucak açar, şefkat gösterir, sevgi gösterir, verir. Yeter ki ona inanın. Wake up. Ben festival zamanları özellikle şehirden hiçbir yere ayrılmam. Tatile de gitmem, bir şey de yapmam. Festival çok kutsal bir şey benim için. Oraya gelen müzisyenlerle tanışmak, o festivallerdeki konserleri izlemek. Şehrin havası değişiyor. Yazın ortalarında İstanbul Jazz Festivali ve adeta sonbaharı müjdeleyen ve kente apayrı bir yaşam getiren Akbank Jazz Festivali. Hayatımızdan bir yılın daha geçtiğinin en büyük göstergelerinden bir tanesi Akbank Jazz Festivali'nin başlamış olması. Benim bir sürü dostum, bir sürü müşterim işte bu Akbank Jazz Festivali'nin programı çıktığı zaman gelirler, telefondan da sorarlar. İşte Hakan hangisine gidelim, ne yapalım, ne edelim falan filan şekli. Diğer festivallerde de oldu. Ben de paylaşıyorum. Yani herkesin müzik zevkini bildiğim için bana gelen dostlarımın. Bizim için güzel bir şey oluyor o Ekim ayı. Hoş bir hava oluyor. Akbank 18. Uluslararası Caz Festivali 17 Ekim ila 1 Kasım tarihleri arasında sadece caz tutkunlarını değil tüm müzikseverleri etkisi altına alacak. Kültür başkenti olma yolunda hızla ilerliyor ve bir festivalin, 17. Caz Festivali'nin buna katkısı en büyük. En ünlü caz sanatçılarına ev sahipliği yaptı. Şehrin caz hali sloganıyla yola çıkan festival kapsamında bu yıl köşe bucak caz sloganıyla yola çıkan Akbank Caz Festivali 16. kez ses verecek, şehre merhaba diyecek. Bu yıl Arif Mardin'e ithaf edilen festival 19 Ekim'e kadar şehri caz halinde tutmaya devam ediyor. I like the Gershwin tune. Yapısı ve meydana getirilişiyle 7'den 70'e herkesi kendisine tutkuyla bağlayan bir müzik türü. Ve caz sanatının İstanbul'da kalbinin atması da o Akbank 18. Caz Festivali ile oldu. I came a few times in Istanbul. We love coming to Istanbul and in Turkey in general. You know, it's a very important thing in life, the people and the vibe that people give you. African music is this Turkish music is you know there's a lot of percussive you know vibe in Turkish music. So you know we definitely meet somewhere. The blues is a scale. When you listen to Irish music, you will hear that scale. When you go to Middle East, you will hear that scale. You go to India, you hear that scale too. So I think blues is a universal music. Music is a never-ending school to me. Thank you.
1990 yılının başlarıydı. O sıralar biz pozitif olarak Positive Vibrations serisi altında bir caz konserleri yapıyorduk. Erol Pekcan rahmetli bizi Hamit Bey ile tanıştırdı. Hamit Bey'in bir caz meraklısı olduğundan bahsetti. Akbank'a götürdü yani. Sağ olsun Hamit Bey tabii bizi destekledi. Kitapçıklarımıza reklam verdi Akbank. O kadar heyecanlı ve istekliydik ki Hamit Bey bence ondan etkilendi ve dedi ki gelin bunu bir şey, tamam, bir festivale dönüştürelim. Biz de zaten böyle bir caz festivali yapmak istiyorduk. Tamamen aslında yani hem bizim isteğimizle onun yapmak istedikleri çakıştı. Hamit Bey'e gidişimizden belki 6 ay sonra gerçekleştirdik o festivali. Akbank Caz Festivali başladığı yıllarda Türkiye'de caz festivali yoktu. Böyle bir şeyin büyük bir ihtiyacı vardı. Yurt dışından da gelen gruplar vardı ama Türkiye'de gerçek bir caz festivali o dönemde yoktu. Ve özellikle Türkiye'de cazın gelişimine destek olmak amacıyla bankanın vizyonuyla başlayan bir festivaldi. Seneler içinde çok gelişerek büyüdü. Ve bugün artık Türkiye'nin en uzun soluklu, en önemli festivali haline geldi. Akbank'ın bu festivali yapmaya karar verdiği anda tabii çok büyük bir heyecan oldu. Üçüncü senede bir David Murray konseri hatırlıyorum ki salon çok doluydu, merdivenler de bir şekilde çok doluydu. Ve daha konser başlamadan böyle bir heyecan patlaması olup bir alkış tufanı ve gürültü patlamıştı. Ve arkasından çok çok kuvvetli bir konser gelmişti. O konserin mesela enerji yoğunluğunu ben CRV'de çok az gördüm. Bir tarafta bankacılık çok ciddi, koyu renk elbiseli, hatta biraz da asık suratlı. Diğer tarafta caz, daha bir parça kuralsız, söylediğiniz gibi muzur. Ama Akbank kurum olarak her zaman yeniliklere, farklılıklara açık bir kuruluş. Yani bunu bankasınız, ciddi, dikkatli olmanız gereken bir mali kuruluşsunuz ama aynı zamanda da çok dinamik bir ülkede, genç, hızlı gelişen bir ülkede ve rekabet içerisindesiniz. Ve dolayısıyla cazın bize getirdiği farklılık, enerji, hatta o söylediğiniz kaotik yapı bize güç verdi, bize bir elektrik, enerji verdi. Akbank'ın ruhunu, kimliğinin ortaya çıkmasına da yardımcı oldu. Uluslararası Akbank Caz Festivali. Avrupa'da en çok geleneği en iyi koruyan Wilsau Caz Festivali vardı. Duymuşsundur belki. Akbank Caz Festivali onun gibi, o ayarda. Hiçbir zaman ödün vermeyen, çok gerçekten gerçek caz müzisyenlerini, popüler kültürünü pek içine almadan bu geleneği sürdüren festival. Ticari tek tırnak içinde diyeyim, sayılmadığı için itibar edilmeyen insanlar var. Ama Akbank hep böyle insanları getirmiştir ve onları bu sayede görmüşüzdür burada. İnsanlar o sadece albümlerden, plaklardan, CD'lerden dinleyebildikleri insanları canlı seyretme şansına kavuştular. Bu da çok güzel bir şey.
Akbank Jazz Festivali'nin ilk yıllarında, belki ikinci yılıydı. Çok deneysel bir topluluk, çok avantgard bir topluluk. Art Ensemble of Chicago geldi. Teatral bir performansları var. Afrika kabilelerinin maskelerini takıyorlar, makyaj yapıyorlar suratlarına ve o kostümleri giyiyorlar. Ve bunun da gerektirdiği bir müzik yapıyorlar. Çok deneysel bir müzik. Kim o mala que esta casa? Kim o mal? Kim o mala que esta casa? Ves que está prima que atrás. Walkie zinc. Walkie zinc. Walkie zinc con le manca balla. Balla mi esa balla. Balla mi esa balla po. Sanırım lise 1'deydim. Daha yeni işte çalıyoruz, malıyoruz. Akbank Jazz Festivali'nin Aksanat'taki bir konserine gittik. İnanılmaz avantgard bir şey çalıyorlar. Hayatımda daha önce hiç öyle bir şey duymadım. Resim Heykel Müzesi'nde Akbank Jazz Festivali'nin bir konserinde o kadar zor bir grup vardı ki yanımdaki arkadaşım çıktı gitti. Konserleri yarıda bırakıyordu insanlar, terk ediyorlardı. Kapıları çarpanlar, yuvalayanlar da oldu mutlaka yani. Bu ne müzik diyenler. İnsanların böyle gruplar halinde kalkarak terk ettiklerini. Ve çok üzülmüştüm. Çünkü müzisyenler daha çalarken terk etmeler başlamıştı. Öyle bir gülme krizine tutulduk ki o heyecan ve her şey birleşti. Bizi arkadan şşt diyorlar, hop diyorlar falan, biz duramıyoruz ama. Bir yandan inanılmaz çalıyorlar ama suratımızda çalıyorlar müziği yani. Ve kendi kendime şöyle düşündüm, ya ne kadar enteresan bir duruşu olan bir festival bu. Ama herhalde buraya kadarmış. Yani hani bir sene sonra böyle bir grubu görmeyiz diye düşünmüştüm. Çok sevinerek gördüm ki yanılmışım. Daha sıradan, daha güzelce dinleyebileceğimiz, daha tescilli şeyleri getirebilirdi. Hayır, her sene acayip insanlar denedi. Akbank Jazz Festivallerinde bilmediğim birçok şeyi öğrendim. Oraya öyle şeyler geldi ki 5 sene sonra onlar dünyada daha çok anlaşıldığında vay be biz neyi izlememişiz ya da biz neyi izlemişiz diye şaşkınlığa düştü. Akbank Jazz Festivali hakikaten adı gibi Jazz Festivali. Çünkü seçtiği ve özellikle İstanbul'a getirdiği tüm müzisyenler o geniş yelpazenin içinde yer alan caz müzisyenleri. Caz'ın bir soy ağacı var. Çok zengin yani köklü, zengin. Amerika'yı da aslında dönüştürmüş bence bir müzik türü. Ve o zenginliği biz hiç köklerine müziğin ihanet etmeden sunmak da bizim düşüncemiz. Ve burayı da zenginleştirmek. Buradaki bizim kendi topraklarımızın insanlarını da bu müzik konusunda heyecanlandırmak, bilgilendirmek, dünya yaratmak burada gibi bir şeyimiz vardı, bir düşüncemiz vardı. Bu festivalin bir kimliği olsun istedik. İşin popülizmine fazla gitmek istemedik. Duruşu olsun, kimliği olsun, kendini ayrıştırsın istedik. Bunun festivalin küratörü olan Pozitif'in işine karışmadık. Ve onlar da belirli bir çizgiyi tutturdular. Ve bu da gene çok büyük bir kabul gördü izleyici kitlesi nezdinde. Dolayısıyla 20 yılda sanırım Akbank Jazz Festivali'nin bir karakteri, kimliği, onu tanımlayabileceğiniz özellikleri oluştu. Bu yeni diyebileceğimiz alışkanlıkları hani zorlayan türden müzik anlayışına sahip grupların peş peşe ve inatla, olumlu bir manada söylüyorum yine, inatla gelmesi gerçekten çok yararlı bir şey oldu. Her bakımdan, sadece şey değil, müzikal bakımdan değil, düşünce bakımından da
Yani böyle iki nota arasında çok uzun insana düşünme işte payı bırakan bestecilerin. Çünkü bunların hepsi bizzat besteciydi. Well, yes, times are getting difficult anywhere. In Copenhagen, we are very many musicians, which is very nice, but also difficult because there's not enough public and not enough places to play. But coming to Istanbul, I think is absolutely wonderful. And it's always a great feeling. There's a great audience. People really are warm and receptive. For me, Istanbul is also a great jazz city. Oscar Peterson geldi, McCoy Tyner defalarca geldi, tanıştık, arkadaş olduk. Ondan sonra kimler geldi, kimler geçti? Tommy Flanagan geldi, Hank Jones geldi, geçenlerde daha 91 yaşındaydı. Dizzy Gillespie geldi, Miles Davis geldi. Herkes geliyor Türkiye'ye. Kenny Barron da geldi, Malgru Miller da geldi, yani Elias'lar geldi. Gelmeyen kalmadı. Türkiye çok önemli bir yer. Türkiye çok büyük sanatçılar geliyor hakikaten. Yani gelmeyen kalmadı herhalde, değil mi? Yaşayan ve bizim burada izleyemediğimiz. Üstüne üstlük onlarla beraber çağma fırsatını da yakaladık. Tanışma fırsatını yakaladık. Konuşma fırsatını yakaladık. Saksafon Summit'i hiç unutmamışım. Notlar almışım. O bir daha tekrarı mümkün olmayacak bir konser olmuş. Dave Lippmann, Joe Luano, Michael Brecker, herkes var. Cecil Taylor hiçbir şey yapmasaydı bile geçen sene. Öylesine dursaydı piyanosun başında, o şekilde bile etkilenirdim. Bu kadar ağırlığı olan bir, önemi olan bir konserdi diye düşünüyorum. Yıllar önce bir Akbank Jazz Festivali'ne gelmişler galiba. David Murray, Cecil Taylor. Cecil Taylor şeylerle o geldiğinde mor kaftanlarla dolaşıyordu. Çok ömür bir adam. Saçlar uzundu ama böyle değil, şimdiki gibi değil. Bizim getirmek istediğimiz veya çağdaş caz dünyasına ismini vurmuş hemen hemen herkesi, ama herkesi getirdi. Yani Cecil Taylor, Moll Richard Abrams, Roscoe Mitchell, Anthony Braxton, Charles Gayle ve. Hakikaten yani bu literatüre geçebilecek herkes bu festivale geldi. Don Cherry'nin bir performansını hatırlıyorum. Gelmişti böyle yalın ayak. Öyle hatırlıyorum onu yani. Sahnenin en ortasına, öne bağdaş kurup oturup çalmıştı. 2004 yılında 14.sünde Akbank Jazz Festivali'nin McCoy Tyner'ın konseri mükemmeldi bence. Yine Babylon'da bir Han Benning, Benjamin Herman, Ernst Glerum Babylon'da inanılmaz güzel bir konser vermişlerdi. Benim için tam bir cazdı. Free jazz'da yapmışlardı. Standart gibiydiler ama çok çok farklı. Üç tanesi bağımsız müzisyen. Çok kolektif bir şey yapmışlardı. Çok hoşuma gitmişti. ...25 yıldır sahne fotoğrafı çekiyorum. 25 yıl az bir zaman değil. Bu Uğur'da 80'e yakın sergi aktivitem oldu. İlk
sahne fotoğrafı deneyimim 82 İzmir Mehtap Çay Bahçesi'nde Gary Burton konseriyle start verdi. 91'deki Akbank Jazz Festivali bizim de sahne fotoğrafının nirengi noktası diyebilirim. O dönemde de Akbank Jazz Festivali başladığı dönemde çok ciddi takipçisiydik. İnanılmaz inanılmaz müzisyenler geliyordu. Mesela Steve Lacy'yi izlemiştik. Resmi Heykel Müzesi'nin içindeki mekan böyle yürürken yerler öter falan. Öyle acayip eski bir yerdir. Orada Steve Lacy'yi izledim ve mesela o da benim için bir dönüm noktası. O da çok açık bir müzik ve çok gencim yine. Hala afişini saklarım Akbank Jazz Festivali diye. Nardis'e veya Babilon'a gittiğiniz zaman bu caz kulüplerine çok gencecik caz müzisyenlerini yaptığı çok harika müzikleri duyuyorsunuz. Ama o müzikleri ancak oraya gelip seyredenler duyabiliyor. Bu kişilere bir el vermek gerekiyor. Batıyla ya da kendimiz dışındaki diğer insanların ne yaptığıyla daha çok ilgilenmek yerine bu topraklarda olup biten şeylere daha fazla ilgi gösterip burada yaşayan sanatçıları ve hani bağımsız sanatçıları bir şeyler üretmek, yeni bir şeyler üretmek isteyen insanlara daha çok destek verilmesini isterim. Geçenlerde 18-19 yaşlarında çocuklar tanıdım. Gitar, piyano çalıyor, davul çalıyor. Kompozisyon yazıyor. İnanılır gibi değil. Adam Chick Corea gibi çalıyor ya. Basçı öyle. Marcus Miller. Davulcu öyle. Tony Williams. Bir çocuk geldi saksafonuyla çalıyor. Bu ne ya dedik. İnanılmaz bir şey. Sonra adının Engin Recepoğlu'nun olduğunu öğrendik. İzmir'den yeni gelmiş. Daha kalacak yeri bile yok. Delikanlı bir çocuk. Telefonlarını aldık falan. Engin burada çalmaya başladı. Şu anda Kerem Görsev'le çalıyor, Önder Focan'la çalıyor, İmer Demirer'le çalıyor. Kemancı Salih vardı, Bodrumlu. Şarapçılara çalardı. Gıygıdı gıygıdı derlerdi ona. Şarap gel, şarap şey bize, şarap meyhane müziği. Köçekçeleri de çalıyor, Bodrum havalarını çalıyor bütün işi filan. Adamı aldık götürdük bu çocuğu, Salih Baysal, İsveç'e. Adam caz mecmualarında Podium diye bir caz mecması var. Dambit gibi bir mecma, daha da kıymetli, caz dergisi. Senenin dördüncü, yılın dördüncü kemancısı seçildi. Dünya dördüncüsü. Ha? Genç sanatçıların kendilerini ifade edebilmeleri için bir platform yaratmaya çalışıyoruz. Bir yandan dünyanın en önemli sanatçıları gelirken, bir yandan da belki ilk konserlerini veren Türk caz sanatçıları da aynı platforma giriyor. Biz eğer bu röportajı yapabiliyorsak bugün, bir festivalimiz var ve biz o festivalde çalmışız demektir yani. Cenk Erdoğan, Okan Kaya, Gökçe Gürçay, bu üçlü
bu festivalde çalmış, perform etmiş, o salonu doldurmuş ve oradan çok mutlu ayrılmış bir üçlüdür. Ankara'da benim annem aradı yani. Akbank Jazz Festivali'nde çalıyor musunuz diye. Ankara'da yaşayan birisi olmasına rağmen. Sosyal sorumluluk bünyesinde birçok konuya biz ağırlık veriyoruz, yatırım yapıyoruz. Sanat da tabii bunlardan bir tanesi. Sanatın içerisinde de bu jazz tabii Akbank'ın gerçekten sahiplendiği konulardan bir tanesi. Biz istiyoruz ki bu konu Türkiye'de giderek gelişsin, daha tabana yaygınlaşsın. Bu bizler için tabii çok önemli bir konu. Ve bu seneden itibaren de biz Akbank Jazz Festivali'ni İstanbul'un dışına çıkarmayı planlıyoruz. İşte bu sene 5 ille başladık. İnşallah önümüzdeki senelerde daha da yaygınlaştıracağız. Ve gittikçe cazın Türkiye'de yayılması konusunda yatırımlarımıza devam edeceğiz. Engellilerle de çalışmalar yapıyoruz. Mesela yurt dışından engelli çocuklar geldi. Türk çocuklarıyla birlikte aynı dili konuşmuyorlar ama sadece caz aracılığıyla ilk defa o gün bir araya gelip birlikte müzik ürettiler. Bir taraftan toplumsal dışlanma, social exclusion dediğimiz bir şeye maruz kalan bir kesim var. İşte evet, az görüyor olabilir, görmüyor olabilir, işte az işitiyor olabilir ya da işte fiziksel olarak herhangi bir engel yaşıyor olabilir ama bu kişilerin sanatçı olmasının önünde herhangi bir engel yok. We want to show number one, everyone is musician. But you need education, you need training and you need the profis behind it. Çocuklarında yaşanılan bu değişikliğin, bu heyecanın artık kendilerine özgüven kazanmış, bir sanatçı duruşu edinmeye başlamış ve tabii hayata umutla bakan, umutla sarılan sanatçılar, genç sanatçılar, amatör sanatçılar olacaklarını bilmeleri zaten herhalde onların yaşamdan beklentileri en önemli şey diye düşünüyorum. Konserlerin yanı sıra atölye çalışmaları, çocuk atölyeleri, paneller düzenleniyor. Bunlar da cazı bütünleyen, onu her açıdan irdeleyen ve sadece müziğin dinletisi değil, aynı şekilde bilgisini de sunan bir formatta. İnanamıyorsunuz, o ufacık beyinler, yani ufacık 3 yaşındaki çocuk tempo tutmaya başlıyor ve doğru tempo tutuyor. Kemanda ona böyle pizzicato yaptırdık. Ufacık elleri tık 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 pizzicato yapabiliyor. Veliler dediler ki, anne babalar, yol ne olur bize de bir şey yapın. Workshop biz de öğrenelim, bilmiyoruz diye. After my country had a revolution and I moved so many times, living in different places, I felt I never had a home anywhere. And so my music became this a place that was my home. It was a place that I came to put my pain and to be able to create something positive from my experiences. It's possible to take your pain and to create something very beautiful with it that many people can connect to this.
Dünyada böyle büyük festivallerin, sanat organizasyonlarının devam etmesindeki en büyük etken gerisinde onları destekleyen büyük köklü kurumlardır. Türkiye'de de bu kadar uzun soluklu bir festivalin aralıksız olarak sürdürülmesinde, tüm ekonomik krizlere rağmen her yıl biraz daha büyümesindeki en büyük etken kuşkusuz başta Akbank Yönetim Kurulu olmak üzere tüm Akbank hissedarlarının büyük bir sosyal sorumluluk bilinciyle bu festivale olan inancı ve desteğidir. Eğer bu inanç ve destek olmasaydı bizim de bu festivali bugünlere getirmemiz söz konusu olamazdı. Ne kadar doğru bir karar aldığımızı düşünüyorum ve çok da mutlu oluyorum. Çünkü burada 20 yıllık bir yatırım var, 20 yıllık bir emek var, alın teri var. Bu caz festivalleri, bu festivaller böyle kolay olmuyor. Birçok kişinin, birçok kurumun çok büyük bir desteği var. Ben dediğim gibi buna biz 20 sene evvel başladığımız zaman bu aktiviteye böyle bir fırsat olduğunu ve böyle bir boşluk olduğunu bilerek başlamıştık. İlk başladığında 5 günlük bir etkinlikti. Bugün baktığınız zaman neredeyse 20 gün sürecek. Ve ben çok mutluluk duyuyorum ve bu işte emeğe geçen tüm Akbanklı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ve bugün 20 günlük bir aktivite yapabiliyorsak, 20 gün süren bir aktivite, demek ki bizim bu yaptığımız hizmetin Türkiye tarafından benimsendiğini, sevildiğini, kucaklandığını görüyoruz demektir. Ben de ilgisi olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. But I enjoy very much my staying here. I think it's this place is full of history, full of emotions and full of vibrations. Everything is alive. We are diplomats. We are the best diplomats in the world. Because our mission is to approach people, not to push people away. Türkiye'de çok az kültürel müessesenin hayatını sürdürebildiği bir zaman hani dilimi. Bu işlerle birazcık ilgilenenler 20 yılın ne anlama geldiğini bilirler. Taviz vermeden devam etmelerini isterim. Çünkü bence bu kararlı tavırları ve cesaretleri onları 20. yıla getirdi. Öncelikle Akbank'a bir caz sever olarak ben hakikaten çok teşekkür ediyorum. Buna başladığı için değil, bunu bırakmadığı için. Başlaması kolay. Bu Akbank Jazz Festivali devam etsin. Herkese diyeyim buradan yani tam gaz devam yani bu festivale ve bu müzikleri dinlemeye. Akbank bu festivale devam etsin. Tek dileğim o. Teşekkürler Akbank, teşekkürler pozitif diye bir not düşmüşüm. We'll be right back.